küçük deniz kızı Arya'nın hikayesi. Bir varmış bir yokmuş. Okyanuslarda çok çok derinlerde kimsenin bilmediği büyük bir dünya gizliymiş. Şarkı söyleyen yunuslar, dans eden deniz anaları, gökkuşağı renklerinde minik balık sürüleri. Daha da derinlerde ihtişamlı bir su altı krallığı varmış. Bu krallıkta deniz insanları diğer tüm su altı canlılarıyla barış ve huzur içinde yaşarlarmış. Denizler kralı muhteşem su altı sarayında annesi ve 3 kızıyla yaşar, dünyadaki tüm denizleri yönetirmiş. Kral Poseidon kızlarının her birini çok severmiş. En büyük korkusu karada yaşayan insanların onlara zarar vermesiymiş. Kral özellikle en küçük kızını uyarmış. Ablaların gibi yetişkinlik tacını takana kadar sualtı krallığının kapısından çıkmanı yasaklıyorum. Anlaşıldı mı? Ama ben karada yaşayan insanları, hayvanları çok merak ediyorum. Karadaki insanlar denizdeki yaşama saygı duymuyorlar. Okyanusları kirletip deniz canlılarına zarar veriyorlar. Bu yüzden uyarıyor seni baban. Küçük deniz kızı Arya, babaannesinin söylediklerini düşünmüş. Ama bu onu daha da meraklı bir hale getirmiş. Yetişkinlik tacını bekleyemem. Karadaki insanlar da bizim gibi iyi olabilirler. Küçük deniz kızı Arya, su altı kapısından çıkabilmek için bir plan düşünmüş hemen. Ardından arkadaşı minik Yunus Dolphy ile büyük balina Willy'nin yanına gitmişler. Çünkü Willy ne zaman isterse su altı kapısından geçebiliyormuş. Küçük deniz kızı planını heyecanla Willy'e anlatmış. Minik Yunus Dolphy ve balina Willy su altı krallığının kapısına gelmişler. Kapı nöbetçileri kılıç balığı askerler Willy'i görür görmez açmışlar kapıyı. Dev balina ve minik Yunus böylece kolaylıkla çıkmışlar dışarı. Willy krallıktan yeterince uzaklaştıktan sonra ağzını kocaman açmış ve küçük deniz kızı balinanın ağzından çıkıp merakla denizin yüzeyine doğru yüzmüş. Hayatında ilk kez rüzgarı hissediyor, batan güneşin güzelliğini görüyor ve martıların sesini duyuyormuş. Bu muhteşem bir his. Ben küçük deniz kızı, işte evim burası. Güzel derin denizlerin tam da ortası. Bu rengarenk dünyada keyifle yaşamam. Ne de güzel bilseniz hep dans ediyor olmam. Haydi siz de müziğe eşlik edin. Bitmeyi hissedin, güzelliklerin her yerde olduğunu keşfedin. Haydi siz de müziğe eşlik edin. Bitmeyi hissedin, güzelliklerin her yerde olduğunu keşfedin. Tam bu sırada Arya uzaklardan gelen bir müzik sesi duymuş. Kayalıklardan atlayıp sesin geldiği yere doğru yüzünce üzerinde havai fişekler çakan büyük bir gemi görmüş. Bir gemi! Hadi Dolphy, yakınına gidelim. Arya, dur! Bu tehlikeli olabilir. Arkadaşı Dolphy onu uyarmış ama küçük deniz kızı duymamış bile. Hızla gemiye doğru ilerlemiş. Arya'nın gördüğü gemi Karalar Kralı'na aitmiş. Gemide kralın oğlu, rüzgarın bekçisi Prens Edward'ın doğum günü kutlaması yapılıyormuş. Bir prens. Aynı zamanda da bir insan. Ayakları olan, denizleri kirleten insanlardan biri. Prens geminin ucunda durup flütünü çalmaya başlamış. Hiç de kötü bir insana benzemiyor. Küçük deniz kızı da o güzel sesiyle prense eşlik edince la 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 la
Prens, bu muhteşem sesin kime ait olduğunu anlamak için etrafa bakınmaya başlamış. Kimdir bu güzel sesin sahibi? Dikkat et Arya, seni görecekler. Küçük deniz kızı hemen suya dalmış. O sırada bir zamanlar denizler kralı Poseidon'un sarayında yaşayan ama yaptığı kötülükler yüzünden saraydan kovulan kralın kötü kalpli kardeşi deniz cadısı Vega, sihirli inci küresinden kralın kurallarını çiğneyen küçük deniz kızını izliyormuş. İşte o büyük gün geldi. Denizler kralı Poseidon'un kızı ve bir insan. Kopsun büyük bir fırtına, şimşekler çaksın, alabora başlasın, prensin gemisi batsın. Deniz cadısı Vega'nın büyüsüyle prensin gemisi dev dalgalar arasında parçalanmaya başlamış. Olamaz! Gemi batıyor! Onlara yardım etmeliyiz. Küçük deniz kızı hemen suya dalmış. Gemi parçalarının arasından geçerek derinlere doğru yüzmüş. Prensin çaldığı flütü bulmuş önce. Sonra dibe doğru batmakta olan prensi görmüş. Arya onu yakalayıp kıyıya çıkarmış. Uyan lütfen. Hadi uyan. Prens yavaş yavaş kendine gelmeye başlamış. Yaşıyorsun. Hayattasın. Uzaklardan duyduğu köpek sesi sayesinde bir süredir karada olduğunu fark etmiş. Ve prensi bırakıp tekrar suya dalmış. Karalar kralı ve prenses adayı genç bir kız, prensi kıyıda görüp hemen yanına gelmişler. Beni bir kız kurtardı. Yüzünü tam göremedim ama sesi, o güzel sesini daha önce duymuş gibiydim sanki. Küçük deniz kızı Arya tekrar su altı krallığına dönmüş. Prensin çaldığı flüt elinde duruyormuş. Ve prensi düşünmeden edemiyormuş. Bu sırada denizler kralı Poseidon içeri girmiş ve Arya'nın elindeki flütü görmüş. Flütün insanlara ait olduğunu hemen anlamış tabii. Seni uyarmıştım. Buna rağmen beni dinlemedin ve yetişkinlik tacın olmadan denizin yüzeyine çıktın. Ama gitmeseydim prens ölecekti. Ne? Prens mi? Bir insanın hayatını mı kurtardın? İnsanlar bizlere zarar veriyor. Bunu anlaman gerekiyor. Bundan sonra insanların dünyasıyla deniz dünyası arasındaki ilişki yasaklanmıştır. Kral Poseidon bir hışımla dışarı çıkmış. Fakat Arya'nın prense ulaşmaktan vazgeçmeye hiç niyeti yokmuş. Küçük deniz kızı son çare kötü bir karar verip gizli yollardan geçerek deniz cadısı Vega'nın yanına gitmiş. Vega'nın yardımcısı Snake, küçük deniz kızının geldiğini görünce kıvrıla kıvrıla yüzerek Vega'ya haber vermiş. Vegas! Deniz kızı ayağınıza geldi. Kraldan nöç almanın tam vakti. Bu anın geleceğini biliyordum. Bırak girsin içeri Snake. Küçük deniz kızı korkarak girmiş içeri ve deniz cadısından yardım istemiş. Vega yardım etmeyi kabul etmiş ancak karşılığında küçük deniz kızından çok değerli bir şey istemiş. Seni insan yapacak bir iksir hazırlayacağım. İki ayağının üzerinde yürüyecek, karada prensle dans edebileceksin. Ama karşılığında senden o güzel sesini almam gerek. Sesimi mi? Yani ama ben sesim olmadan... Deniz kızı çaresiz kabul etmiş iksiri içmeyi. Çünkü yeniden denizin üstüne çıkıp prensi görmeyi çok istiyormuş. Fakat unutma. 3 gün sonunda aşık olmalı prens sana. Yoksa yine eski haline dönüp bir deniz kızı olacaksın. Ve prensi sonsuza dek unutacaksın.
Arya başına gelecekleri tahmin edemeden Vega'nın verdiği iksiri içmiş. Ardından denizin yüzeyine doğru yüzmeye başlamış. Yükseldikçe kuyruğu yok olmuş. Yerine bir çift bacak gelmiş. Ve bu şekilde yüzmekte zorlanıyormuş. Arkadaşı Dolphy hemen yardımına koşmuş. Daha önce hiç iki ayak üzerinde durmadın Arya. Dikkatli olmalısın. Küçük deniz kızı Dolphy'nin yardımıyla kıyıya ulaşmayı başarmış. Prens Edward sahile vuran dalgaları izlerken kızıl saçlı bu güzel kızı görmüş ve hemen yanına koşmuş. Siz acaba daha önce karşılaşmış olabilir miyiz? Arya sesi olmadığı için başını sallamış ve elindeki flütü prense uzatmış. Evet, evet tanıştık. Beni boğulmaktan kurtaran kız sen olmalısın. Güvertede flüt çalarken duyduğum ses de sana ait olmalı. İsmin nedir? Ama sen konuşamıyorsun. Arya başına gelenleri anlatmaya çalışmış ama sesi çıkmayınca prens aradığı kızın bu kız olmadığını düşünmüş. Çünkü hatırladığı kızın çok güzel bir sesi varmış. Yine de perişan halde görünen bu zavallı kıza yardım etmeye karar vermiş ve sarayına götürmüş. Kral, oğlu Prens Edward'ın evlilik hazırlıklarına başlamış. Küçük deniz kızı ise uzaktan izliyormuş düğün hazırlıklarını çaresizce. Tam iki gün çabucak geçivermiş. Arya sesi olmadan prensi kendine aşık etmesinin imkansız olduğunu düşünüyormuş. Üçüncü günde gelip çatmış. Güneş battığında eski haline döneceği için Arya çok üzgünmüş ve ağlamaya başlamış. Ancak tam bu sırada hiç beklemediği bir şey olmuş. Önce deniz kızı ablaları çıkmış denizin yüzeyine, sonra da büyük annesi. Sevgili torunum, deniz cadısı Vega'nın büyüsünü bozmak için geldik. Sonra dalgalar yükselmeye başlamış bir anda. Ve Kral Poseidon da çıkmış denizin içinde. Kralın yüreği kızının böyle üzgün olmasına dayanamamış. Arya, güzel kızım. Prensi de diğer insanlar gibi kötü sanmıştım. Ama görüyorum ki ona gerçekten değer veriyorsun. Sevgi her şeyin üstündedir. Denizler Kralı Poseidon, asasını büyük annenin elinde duran deniz kabuğuna doğrultmuş. Deniz kabuğunun içinde saklı olan ses, Arya'ya geri dönmüş. Sesim! Teşekkür ederim canım Arya. Sizleri çok seviyorum. Ah! Olamaz! Balina Vili'nin yardımıyla hızla prensin gemisine doğru gitmiş küçük deniz kızı Arya. Prens ve prenses evlilik kürsüsüne doğru adım adım yaklaşırken prens birden durmuş. Uzaklardan deniz kızının o muhteşem sesini duymuş yeniden. Balina'nın üstünde kendine doğru gelen deniz kızı Arya'yı görünce hiç düşünmeden denize atlamış Prens Edward. Sensin. Biliyordum, aradığım kız sensin. Arya. Adım Arya. Küçük deniz kızı ailesinin ve dostlarının yardımıyla sesine ve hayatının aşkına kavuşmuş. O artık karada bir insan, okyanuslarda ise bir deniz kızı olarak yaşayacakmış. Prens ve Arya sonsuza kadar mutlu yaşamışlar. Sevgi, dostluk ve barış içinde. Derin mi derin okyanuslarda, ışıl ışıl parlayan su altı krallığının da altındaki soğuk sularda her
herkesi korkutan büyük, çok tehlikeli bir köpek balığı çetesi varmış. Bu köpek balığı çetesi kendilerinden küçük olan her deniz canlısına kötü davranıyor, keskin ve kocaman dişlerini göstererek etrafa korku salıyorlarmış. Ancak içlerinde bir tanesi diğerleri gibi değilmiş. İsmi Baby Shark olan bu küçük köpek balığı dans etmeyi ve şarkı söylemeyi çok severmiş. I'm Baby Shark, dip 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 dip, Baby Shark, dip 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 dip, Baby Shark, dip 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 dip, Baby Shark. Love to sing, dip 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 dip, love to laugh, dip 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 dip, love to dance, dip 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 dip, Baby Shark. So let's shout, dip 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 dip, let's go up, dip 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 dip, to have fun, dip 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 dip, Baby Shark. Yine mi şarkı söylüyorsun sen? Bizim gibi köpek balıkları şarkı söylemez, anladın mı? Çünkü biz bir çeteyiz. Ama hayır, ben sizin gibi değilim. Hiçbir deniz canlısına zarar vermek istemiyorum. Şimdi bununla uğraşamayız. Hadi gidelim. Tehlikeli köpek balığı çetesi, Baby Shark'ı da yanlarına alıp deniz cadısı Vega'nın mağarasına doğru yola çıkmışlar. Mağaranın girişinde her zamanki gibi nöbette olan Snake, çift başıyla deniz dondurması yemeye çalışıyormuş. Bırak! Bırak! Dedim sana! Sen daha çok yedin. Hayır! Ben değil! Snake, dondurma asıl yüzünden kendi kendine kavga ederken köpek balıklarının mağaraya girdiğini görmemiş bile. Baby Shark istemeye istemeye de olsa abileriyle birlikte mağaraya gelmiş. Ve deniz cadısı Vega'nın ürkütücü yüzünü görmüş. Nihayet geldiniz. Bu denizlerde en çok size güveniyorum. Acaba neden? Çünkü okyanusların en korkunç, en tehlikeli, en büyük çetesi biziz. Bravo. O halde neden bana şöyle minik, şirin bir yunus getirmiyorsunuz? Şu koca midem akşama güzel bir ziyafet çeksin. Minik bir yunus bulmak. Çocuk oyuncağı. Köpek balığı çetesi Vega'nın isteğini gerçekleştirmek için hemen ayrılmış mağaradan. O kadar hızlı yüzüyorlarmış ki Baby Shark onlara yetişmekte zorlanıyormuş. Hatta ara sıra abilerinin büyük cüsseleri arasında kayboluyormuş. O sırada su altı krallığındaki ihtişamlı hayatta Kral Poseidon'un üç güzel deniz kızı bir arada yaşıyor, eğlenceli vakit geçiriyorlarmış. Kardeşlerden en küçüğü ve en güzeli Arya, hem balık kuyruğuyla bir deniz kızı gibi hem de karaya çıktığında ayakları olan bir insan gibi yaşayabiliyormuş rahatça. Bu özelliğinden dolayı sık sık okyanus kenarındaki sarayda yaşayan sevgilisi Prens Edward'ı ziyarete gidermiş. Tüm balıkların neşeyle yüzdüğü günlerden bir gün minik yunus Dolphy hem Kral Poseidon'u hem de biricik dostu deniz kızı Arya'yı su altı krallığında ziyarete gitmiş. Kral Poseidon Dolphy'ye Arya'nın Prens Edward'la birlikte olduğunu söylemiş. Minik yunus Dolphy sevimli kuyruğuyla neşeli neşeli suyun yüzeyine doğru kıvrılırken şu tehlikeli köpek balığı çetesi minik yunus Dolphy'yi görmesin mi? İşte tam Vega'nın ziyafetine uygun minik bir yunus balığı. Üç deyince etrafını sarıp onu yakalayalım. Bir, iki. Köpek balığı abilerden en şapşal olanı daha üç demeden atlamış ortaya. Daha üç demedim. Baby Shark minik yunusu yakalamak için harekete geçen abilerini durdurmaya çalışmış. Durun! Durun dedim.
Ona zarar vermeyin. Köpek balıkları var gücüyle Yunus balığına doğru yüzmüş ve onu kıskıvrak yakalamışlar. Keşke daha büyük, daha güçlü bir balık olsaydım. O zaman abilerimi durdurabilirdim. O minik Yunus balığının hayatını kurtarmalıyım. Baby Shark, Yunus balığını nasıl kurtaracağını düşünerek abilerinin peşinden gitmiş. Bu esnada okyanusun kıyısındaki sarayın iskelesinde her şeyden habersiz Arya ve Prens Edward taş sektirme oyunu oynuyorlarmış. Tam 7 kez sekti. Sıra sende. Hazır mısın? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aa, hayır. Kazandım. Dile benden ne dilersen. O güzel sesinle bana bir şarkı söylemeni istiyorum senden. Ben küçük deniz kızı, İşte evim burası. Güzel derin denizlerin tam da ortası. Bu rengarenk dünyada keyifle yaşamam. Ne de güzel bilseniz hep dans ediyor olmam. Haydi siz de müziğe eşlik edin. Bitmeyi hissedin, güzelliklerin her yerde olduğunu keşfedin. Suyun üzerinde her şey yolunda giderken, suyun altında minik Yunus Dorfi, deniz cadısı Vega'nın kemik zindanında yavaş yavaş kendine gelmiş. Ha? Ama burası neler oluyor? Neden zindandayım? İmdat! İmdat! Yardım edin! Yunus balığının ayıldığını gören sinek hemen zindanın önüne gelmiş. Uyanmışsın. Deniz cadısının akşam yemeği olacaksın. Belki biraz ben de... Sen öyle san sinek. Çekil şuradan. Derhal yerine geç. Şu tesadüfe de bir bakın. Arya'nın minik dostu bu akşam yemek masamı şenlendirecek. Deniz cadısı Vega uzaklaştığı anda Baby Shark görünmüş hemen kenarda. Usul usul Dolphin'in yanına yüzmüş. Dolphy onu görünce ürkmüş tabii. Korkma, ne olur korkma. Ben abilerim gibi değilim. Sana zarar vermem. Seni kurtarmak için buradayım. Sahiden mi? Beni kandırmıyorsun değil mi? Hayır, hayır, hayır. Seni nasıl kurtarabilirim? Baby Shark parmaklıkları kemirmeye başlamış ama o kadar sertmiş ki hiçbir işe yaramamış. Arya, deniz kızı Arya'ya haber vermelisin. Okyanusun kıyısındaki sarayda olmalı. O bize yardım edebilir. Baby Shark, Dolphin'in sözünü dinleyip hemen su yüzeyine doğru yüzmüş. O sırada iskelede ayaklarını suya uzatıp gün batımını izleyen deniz kızı Arya ve Prens Edward uzaklardan bir köpek balığının sırt yüzgecini fark etmişler. Bu bir köpek balığı. Dikkatli ol prensim. Baby Shark iyice yaklaşmış iskeleye. Korkmayın. Lütfen korkmayın. Minik Yunus arkadaşınızın başı dörtte. Vega'nın mağarasında hapis. Lütfen benimle gelin. Dolphy, gitmem gerek prensim. Dikkatli ol deniz kızı Arya. Arya denize atlayınca balık kuyruğuna dönüşmüş ayakları. Kapıda nöbette olan Snake kendi kuyruğunu yakalamaya çalışırken Arya ve Baby Shark gizlice içeri girmişler. Ancak deniz cadısı Vega Arya'nın mağaraya girdiğini hemen fark etmiş ve... Minik arkadaşını kurtarmaya geldin sanırım. Ama bunu başaramayacaksın Arya. (Gülüyor)
Vega hiç çekinmeden zehirli mürekkebinden fırlatmaya başlamış Arya'nın üzerine. Zehirli mürekkepler havada birer ağır mürekkep toplarına dönüşüyormuş. Neyse ki Arya hepsinden kaçabilmiş. Zindanın anahtarını bulan Baby Shark da minik Yunus Dolphy'yi kurtarmayı başarmış. Bu sırada Arya ellerini göğsünde birleştirerek tüm gücünü toplamış ve kuvvetli bir ışıkla mürekkep toplarının hepsini durdurup etkisiz hale getirmiş. Gücünü kötüye kullanman hiç doğru değil Vega. Kötülük yapmaktan vazgeç. Kurtulduğum zindandan Deniz Kızı. Hadi gidelim buradan. Deniz Kızı Arya, minik Yunus'u ve Baby Shark'ı da içine alan bir koruma kalkanı oluşturmuş elleriyle. Ve hızlıca çıkmışlar deniz cadısının mağarasından. Sualtı Krallığı'nın önüne geldiklerinde artık kendilerini daha güvende hissediyorlarmış. Seni yanlış tanıdığım için özür dilerim Baby Shark. Yalnızca dış görünüşüne bakıp tehlikeli bir balık olduğunu sandım. Ama çok yardımsever bir balıkmışsın. Teşekkür ederim. Çok sevindim. Ben hiçbir zaman köpek balığı çetesinden biri olmak istememiştim. Onlar gibi değilsin, üzülme. Bizim gibi deniz canlıları güçlü oldukça okyanus daha güvenli bir yer haline gelecek. Okyanusun kıyısında çok büyük bir saray varmış. Denizler Kralı Poseidon'un en küçük kızı Arya ve Prens Edward bu sarayda mutlu bir hayat sürüyormuş. Ben küçük deniz kızı, işte evim burası. Güzel derin denizlerin tam da ortası. Bu rengarenk dünyada keyifle yaşamam. Ne de güzel bilseniz hep dans ediyor olmam. Haydi siz de müziğe eşlik edin, ritmi hissedin. Güzelliklerin her yerde olduğunu keşfedin. Haydi siz de müziğe eşlik edin, ritmi hissedin. Güzelliklerin her yerde olduğunu keşfedin. Okyanusların derin mavi sularında ise yeryüzünden daha karanlık bir dünya varmış. Bu dünyadaki korkunç mağarada Kral Poseidon'un kötü kalpli kardeşi deniz cadısı Vega yaşarmış. Günlerden bir gün yardımcısı Snake'le mağarasına doğru yüzen Vega kumlara saplanmış mor çerçeveli bir ayna görmüş. Etrafında dönen taş parçalarına dikkat edince bunun sihirli bir ayna olduğunu anlamış. Okyanus kumlarına batmış sihirli bir ayna. Acaba nereden, nasıl gelmiş olabilir buraya? Alıp mağaraya götürelim efendim. Belki bir işimize yarar. Deniz cadısı Vega aynayı alıp mağaranın yolunu tutmuş. Varır varmaz da geçmiş hemen karşısına. Ancak ne kendisinin ne de okyanus diyarının bir yansımasını görmüş bakınca. Aradan günler geçmiş. Hala bir girdap dönüp duruyormuş aynanın içinde. Deniz cadısı ne işe yaradığını anlayamadığı bu aynayı tam bir kenara atacakmış ki girdabın içinde aynanın asıl sahibi yeryüzü insanı kötü kalpli kraliçe Hella belirmiş. Ayna ayna, kara ayna, hangi derin sulara saklandın? Göster kendini bana. Vega aynada bir yeryüzü insanı olduğunu görünce çok şaşırmış tabii. Snake de korkudan bir yere saklanmış. Efendim, ama siz değilsiniz aynadaki. Deniz cadısı Vega aynaya iyice yaklaşarak Hella'ya yanıt vermiş. Denizler altında, karanlık sularda bu kara ayna. Ve ben Poseidon'un kardeşi deniz cadısı Vega. Hella ve yardımcısı Dunkov su altında yarı insan yarı balık bir cadı gördüklerine inanamamışlar başta. Sonra Dunkov'un aklına dank etmiş ve Hella'ya dönüp denizler altında bir su krallığı olduğundan
ve o dünyanın gücünden bahsetmiş. Hella bunu öğrenince deniz cadısı Vega ile güçlerini birleştirmek istediğini söylemiş. O halde senden bir isteğim var kötü kalpli yeryüzü kraliçesi. Eğer bunu gerçekleştirirsen içinde çok güçlü büyülerin olduğu büyüler kitabını sana vereceğim. Deniz cadısı Vega kötü kalpli Hella'ya deniz kızı Arya ve Prens Edward'dan bahsetmiş. Eğer prensi ele geçirirse sualtı krallığında sonsuza dek hakimiyet kazanabileceğini söylemiş. Tam 3 gün sonra Prens Edward gemiyle bir yolculuğa çıkmak için hazırlıklara başlamış. Her zaman yaptığı gibi önce iskelenin ucuna gidip bulutlara bakarak havanın durumunu kontrol etmiş. Aha! Gökyüzü açık, hava güneşli, bulutlar yüksek. Yelkenleri açmak için her şey uygun. Daha sonra iskelenin ucuna doğru eğilip dalgaların hareketlerine bakacakmış ki prensin köpeği havlayarak yanına koşmuş. Onu paçasından tutup karaya çekmeye çalışmış. Ne oluyor böyle Dagi? Bir şey mi var? Neden bu kadar hırçınsın? O an gökyüzü aniden kararmış. Bulutlar birleşip kocaman, kapkara tek bir bulut haline gelmiş. Şimşekler çakmış. Ufuklarda büyük dalgalar belirmiş. Hella cam küresinden prensin olduğu yerdeki bulutları kontrol ediyor. Deniz cadısı Vega da inci küresinden dev dalgalar yaratıyormuş. Dev bir dalga Edward'ı yutup suyun dibine çekmiş. Sarayın balkonundan son anda görmüş olan biteni deniz kızı Arya tüm hızıyla iskeleye doğru koşmuş. Ama vardığında Prens Edward çoktan kaçırılmış büyük dalgalar tarafından. Fazla zamanımız yok Dagi. Pusuda bekleyen sinek prensin ayaklarını sarmış ve onu hızla su altı mağarasına götürmüş bile. Deniz kızı Arya olduğu yerde tüm gücünü toplamış ve iskeleden denize doğru atlamış. Ama o an deniz kızı Arya'yı uzaktan izleyen Vega, denizin üzerini bir anda buz kütlesine çevirmiş. Bu yüzden deniz kızı Arya buzun sert zeminine düşüvermiş. Elleriyle, ayaklarıyla kırmaya çalışmış buzları. Ancak hiçbir işe yaramamış. Olamaz! Suyun içine ulaşamıyorum. Vega Edward'ı kurtarmamı engellemeye çalışıyor. O sırada Arya'nın denize dalamadığını fark eden dostu minik Yunus Dolphy gelmiş yanına. Ve burnuyla buz kütlesini kırmaya çalışmış. Ama nafile. Sonra Martı Ringo yardıma gelmiş uzaklardan uçarak. Gagasıyla buzu kırmaya çalışmış ama o da becerememiş. Zaman hızla akıp geçiyormuş. Prens Edward, deniz cadısı Vega'nın mağarasında tutsak haldeymiş ve nefesini tutabileceği çok az bir zamanı kalmış. Deniz cadısı Vega, kara aynanın karşısına geçmiş. Ayna ayna, kara ayna, göster Hella'nın yüzünü bana. İstediğini yaptım deniz cadısı Vega. Şimdi karşılığında büyüler kitabını yollamalısın bana. Deniz cadısı iksir dolabındaki büyüler kitabını alıp aynanın içindeki girdaba bırakırken kitabın üzerindeki ahtapot kolları Vega'nın ellerine yapışmış ve deniz cadısı da büyüler kitabıyla beraber kara aynanın girdabı içinde hızla dönerek yeryüzüne düşmüş. Hayır! Olamaz! Olamaz! Ben...
Buraya nasıl geldim? Mağarama dönmem gerek. Bu kalpsiz deniz cadısı kara üzerinde çırpınırken, minik Yunus Dolfi de su altı krallığında yaşayan dev balina Willy'nin yanına gitmiş. Ve ondan suyun üzerindeki buzu kırması için yardım istemiş. Dev balina Willy, minik Yunus Dolfi ile beraber suyun yüzeyine doğru yüzmüşler. Willy'nin geldiğini fark eden Arya çok sevinmiş. Büyük balina dipten iyice hız kazanıp yukarı doğru yüzmüş. Ve güçlü burnuyla suyun yüzeyindeki buzu bir kere de kırmayı başarmış. Böylelikle deniz kızı Arya hemen suya atlamış. Arya'nın ayakları suya girer girmez deniz kızı kuyruğuna dönüşmüş. Dostları Dolphy ve Willy de onunla birlikte hızla yüzerek deniz cadısı Vega'nın mağarasına varmışlar. Mağaranın girişinde bekleyen çift başlı Snake, Arya ve arkadaşlarının geldiğini görünce deniz cadısının efendim, mağarada olmadığını bilmeden geldiler, ona seslenmiş. Geldiler! Neredesiniz? Bir şeyler yapınız! Büyük balina Willy, Snake'i durdurmak için onu ağzının içine hapsedivermiş. Çok karanlık! İmdat! Dolphy, sen mağaranın diğer odalarına bak. Ben de kemik zindanına doğru gideceğim. Deniz kızı Arya, kemik zindanına vardığında prensi baygın şekilde görmüş. Kemiklerin arasından incelikle kıvrılarak zindana girmiş. Avucunda tuttuğu deniz minaresinin içindeki toz parçalarını Prens Edward'ın dudakları arasına bırakmış. O anda büyülü bir ışık sarmış prensin etrafını. Ayakları yavaş yavaş kaybolurken yerini kırmızı renklerde bir balık kuyruğuna bırakmış. Böylece Prens Edward kendine gelmiş ve suyun altında nefes alabilmeye başlamış. Sonunda! Arya! Suyun içinde nefes alabiliyorum. Bu çok güzel bir duygu. Teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın. Hadi gel, buradan kurtulalım hemen prensim. Deniz kızı Arya ve artık deniz insanına dönüşen Prens Edward el ele tutuşup suyun yüzeyine doğru yüzmüşler. Onların denizdeki mutluluğu da tıpkı karada olduğu gibi huzurla, keyifle sürmeye devam etmiş. Deniz cadısı Vega ise sonunda denize ulaşıp mağarasına döndüğünde prensin kaçtığını görünce... Ah! Yine başaramadım. Yine kurtuldular. O su altı krallığına öyle ya da böyle gireceğim. Bir zamanlar rüzgardan daha hızlı, dalgalardan daha yüksek bir gemide Prens Edward ve deniz kızı Prenses Arya birlikte yaşarlarmış. Okyanusların ötesinde daha önce hiç gidilmemiş yerleri keşfetmek için sık sık yola çıkarmış Edward ve Arya. Kral Poseidon'un kötü kalpli kardeşi deniz cadısı Vega da kendi karanlık mağarasında su altı krallığına geri dönmek için planlar düşünüyormuş. Yardımcısı Snake mağaradaki inci kürenin olduğu yere gelmiş. Başıyla hafifçe dokununca küre denizin üzerinde olanları ona göstermeye başlamış. Efendim, Arya ve Edward yeni bir yolculuğa çıktı. Vega hemen inci küresinin başına geçmiş. Bu küreye benden habersiz bakamazsın Snake. Anladın mı? Arya, deniz üzerinde oldukları sürece onlara her türlü kötülüğü yapabilirim. O halde efendim
karaları yok etseniz? Deniz cadısı Vega, yardımcısı Snake'in söylediğini şöyle bir düşünmüş ve... Buldum. Yeryüzündeki tüm kara parçalarını yok edeceğim. Sonra da gemiyi. Bakalım Arya'nın sevgilisi ve insan dostları su altında yaşayabilecek mi? Vega, su altı krallığına tekrar kabul edilmek istediği için bu kötülüğü yapıyormuş aslında. Hiç vakit kaybetmeden yosun kağıdına hain planı için ihtiyacı olan malzemeleri yazıp Snake'e vermiş. This is Vega, you all should be afraid. I'll follow you till the end. Snake, always stay awake. Watch Arya and Poseidon. Hope you won't make mistakes. I'm writing down. Aradan birkaç gün geçmiş. Arya gemideki kamarasında oturmuş, günlük yazıyormuş. Sevgili günlük, bir zamanlar okyanuslarda yaşarken rengarenk mercanların arasında dolaşır. Deniz atlarını takip eder. İstiridyelerle şarkı söyler. Deniz kabuğumun içinde gördüğüm güzelliklerin resmini çizerdim. Hepsini öyle çok özledim ki. Deniz kızı Arya günlük yazmaya devam ederken mürettebatın sesi duyulmuş uzaklarda. Deniz kızı duyduğu bu müjdeli habere çok sevinmiş. Tam kalkıp biraz Edward'ın yanına gidecekmiş ki karadaki dostu Martha Ringo gelmiş aniden kamarasının camına. Ringo telaşından dolayı orada bir cam olduğunu anlayamamış. Birkaç kez gagasını vurarak içeri girmeye çalışmış. Arya hemen koşup açmış penceresini. Ringo, çok telaşlı görünüyorsun. Ne oldu? Kötü bir şey mi var? Prensesim, sevgili Arya, babanız, karalar, yeryüzü, hepsi bir anda yok olacak. Ne demek istiyorsun Ringo? Nasıl yok olabilir yeryüzü? Ringo ve Arya hızlıca geminin güvertesine çıkmışlar. Ringo yüksek bir yere konup gagasıyla denizi işaret ederek deniz kızının babası Kral Poseidon'un tutsak alındığını ve yeryüzündeki kara parçalarının tek tek yok olmaya başladığını söylemiş. Eğer bir şey yapmazsan deniz kızı yakında bu gemi de kaybolacak. Suyun altında yaşayamayan insanların hepsi yok olacak. Olamaz. Böylesine kötü bir şey asla gerçekleşmemeli. Arya o sırada deniz cadısı Vega'nın yardımcısı Snake'in sinsice gemiyi izlediğini fark etmiş. Snake, bu kesinlikle deniz cadısı Vega'nın işi. Onu tanıyorum. Bunu ancak denizlere geri dönerek çözebilirim prensim. Prens Edward, mürettebatın keşfettiği kara parçasının da yavaş yavaş yok olduğunu görünce... Deniz kızı Arya'nın gitmesine izin vermiş vermesine ama bir deniz insanı olmadığı için onun yanında olamayacağına çok üzülmüş. Seni yalnız bırakmak istemiyorum Arya. Ama biliyorsun ben suyun altında yaşayamam. Deniz kızı Arya güvertenin başına geçip güçlü bir ıslık çalmış. Çok derinlerde ıslığın sesini duyan minik Yunus Dolphy hızlı hızlı yüzerek denizin yüzeyine çıkmış. Arya, Dolphy'nin geldiğini görünce hemen suya atlamış.
Ayakları suya daldıktan bir süre sonra eskisi gibi balık kuyruğuna dönüşmüş. Vega'nın mağarasına gidiyoruz Dolphin. Deniz kızı derinlere doğru yüzerken Vega tutsak aldığı büyük kardeşi Kral Poseidon'a hain planının nasıl işlediğini gösteriyormuş inci küresinden. Eğer beni yeniden saraya almazsanız biricik kızın Arya ve tüm insan dostları okyanuslarda yok olacak. Tam o sırada deniz kızı Arya Vega'nın mağarasına varmış. Minik Yunus Dolphy çok korkuyor olsa da kapıda bekleyen Snake'i oyalamaya çalışıyormuş. Affedersiniz, yolumu kaybettim de acaba buradan Balık Luna Parkı'na nasıl gidebilirim? Park mı? Burada bir Luna Parksımız varmış. Hı, tabii ya. Hem de o kadar eğlenceli bir yer ki. Dolphy, Snake'in dikkatini dağıtırken deniz kızı Arya gizlice içeri girmiş. Önce kral babasını görmüş. Daha sonra babasının sihirli asasını ve iksirlerin bulunduğu koca dolabı. Vega, Kral Poseidon'un dibine kadar yaklaşmış. Hadi söyle, artık saraya girebilir, o ihtişamlı hayatı yeniden yaşayabilirsin de. Arya, babasının asasını kaptığı gibi Vega'nın arkasında bitivermiş. Sakın kımıldama Vega! Sen buraya nasıl girdin? Deniz kızı elindeki asayı deniz cadısına doğru sallayınca asanın ucundan çıkan yıldırımlar Vega'yı kıskıvrak yakalamış. Snake! O sırada Snake çoktan kapı nöbetinden ayrılmış, minik Yunus Dolphy ile Luna Park'ta delice eğleniyor, Vega'nın yardım çığlığını duymuyormuş. Deniz kızı Arya babasını kurtarmış ve asasını ona geri vermiş. Eski gücüne kavuşan Kral Poseidon ve kızı Arya hemen mağaradan dışarı çıkmışlar. Kral asasıyla tam mağaranın girişini kapatacakmış ki... Baba dur, büyüyü bozmadan buradan gidemeyiz. Deniz kızı hızlıca tekrar içeri girmiş. Önce karaları yok eden büyüyü bozmak için inci kürenin altında duran malzemeleri toplamış tek tek. Sonra da iksir dolabının içinde duran içi sihirli tozla dolu deniz minaresini almış yanına. Dur! Bırak onu! Hayır! O olmaz! Hayır! Vega, bağlı olduğu halde son gücüyle zehirli mürekkep fırlatmış deniz kızının ardından. Arya mağaradan çıkınca kral babası da mağaranın girişini derhal kapatmış. Deniz kızı Arya büyünün bozulduğundan emin olmak için var gücüyle denizin yüzeyine çıkmış. Prens Edward ve mürettebatı uzaklardaki kara parçalarının tekrar belirdiğini görünce çok sevinmişler. Deniz kızı Arya gemiye çıkmak için olduğu yerden yükselmiş ve güverteye konduğunda yeniden insan ayaklarıyla Prens Edward'a koşmuş. Prensesim, başardınız! Tüm insanların ve kara hayvanlarının hayatını kurtardınız! Uzaklardan uçarak gelen Ringo da geminin kenarına konmuş ve Arya'ya teşekkür etmiş. Her şey eski haline döndü. Bütün krallık ve diyarlar yerli yerinde. Deniz kızı Arya, insanların ve hayvanların mutluluğunu görünce daha da sevinmiş. Tüm bunlar yaşanırken Vega'nın yardımcısı Snake, eğlence parkında yalnız olduğunu fark etmiş. Ve korkarak deniz cadısının yanına gittiğinde mağara girişinin kapalı olduğunu görmüş. Efendim,
Daha önce krallıkta bir balık parkı olduğunu duymuş muydunuz? Aa, kapa çeneni Snake! Bu arada deniz kızı sihirli deniz minaresini Prens Edward'a vermeyi de unutmamış. En kötü durumda. Her ne olursa olsun bunun sayesinde deniz insanına dönüşüp yanımda olabileceksin. İnsanlar topraklarını yeniden kazandığı için sevinirken prens ve prenses rengarenk gökkuşağının altında yeni keşfettikleri karaya doğru yelken açmışlar.